Tabii ki her zamanki gibi gülüyorum. Sebebi de yine yollardayız. Panama'ya davet ediyorlar, tanıyın. Evet, Amerika'dan tekrardan selam olsun. Genç yakışıklı bir kardeşimizle beraberiz. Çok güzel bahçede oturuyoruz. Keyifler yerinde. Şöyle ortamımız güzel. Evet, şimdi yemek işi, DoorDash'ı zaten Reels'larda, Instagram'da anlatıyoruz kardeşim. Şimdi kazancı nedir? Negatif yanı nedir? İşte şartları nedir? Memnun musun, değil misin? Türkiye'den geldiğine değecek bir iş mi? Hani sonuçta ilk geldiğimizde hemen hemen her Türk'ün yapabileceği gibi kafan rahat olduğu için DoorDash yapıyorsun. Sen bu işlere ne diyorsun? Hadi bakalım. Evet. Yani herkesin bu iş yapmasını tabii ki tavsiye etmem. Tavsiye de edebilirim aslında. İlk başta Amerika'yı tanımak için, bulunduğumuz bölgeyi tanımak için sürekli gezmemiz lazım. Bunun için de DoorDash bence ilk geldiğinizde mantıklı. Gezerken de para kazanmış oluyorsun aslında, değil mi? Gezerken de para kazanmış oluyoruz. Tabii ki iş gücü oluyor, yoruluyoruz ediyoruz ama mantıklı. Bence dezavantajı sadece bazen küçük siparişler geliyor, yani küçük paralar geliyor. Onlar haricinde ben memnunum şahsen. Kazancı bahşişler nasıl? Bahşişler yani kısa mesafede, yani onlar da biliyor nereden nereye ne kadar geleceğini, az çok evet. Müşteriler yani ona göre para veriyorlar. 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 7 dolar. Damlaya damlaya geliyor. Evet, bir nevi sürümden kazanıyoruz diyebilirim. Çünkü bıraktığımız yerde tekrar sipariş atıyor. Bıraktığımız yerde tekrar sipariş atıyor. Genelde en çok hangi saatlerde kazanıyorsun mesela? Tabii bölge bölge değişiyor biliyorsun. Ben bana denk geldiğini söylüyorum. Evet. Ben bana göre akşam 5 ile 11 arası daha iyi kazandığımı düşünüyorum. Akşam da güzel siparişler oluyor genelde, evet. Değil mi? Pizza akşam falan. Akşam yemeği güzel yerlerde, ya pizza harici ben genelde evet. Pizza almıyorum. Evet. Yani pizzanın derken pizza siparişim olmuyor. Denk gelmiyor. Güzel restoranlardan akşam yemekleri evlere sipariş ediyorlar. Evet, çok güzel. Dışarı çıkmak istemeyenler. Oralardan güzel bahşişler aldığımı düşünüyorum. Süper. Alkol de oluyor bazen, değil mi? Alkol de, evet. Alkol arada bir oluyor öyle. 21 yaş altı alkol satışı olmadığı için evet. ID ile beraber alkolleri teslim alabiliyorsun. Sen de teslim aldığın zaman sen de bazen ID'ni gösteriyorsun. Vay. Öyle iki tarafa güzel bir beyin. Şeyde tutuyorlar. Kazançlar nedir? Göstermek ister misin? Hani inandırıcılığımı... Göstermek isterim abi. Evet. Niye istemeyeyim? Aynen doğru. Çünkü biliyorsun genelde insanlar hep söylüyor ama hani göstermemeyi tercih ediyor. Evet. En azından bizim bu kanalımızda açık ve net her şey. Masaya yatırıyoruz olduğu gibi. Anladım. Benim Mart ayı kazancımı evet. Gösterebilirim abi. Şöyle göstereyim. Hemen bir saniye rica edeyim. Tabii ki. Pardon bir saniye hemen bakalım. Evet, Mart'ın 25'i ile evet, Mart'ın 25'inde 31 arası mesela 1527 yapmışsın. Evet. Evet. 6 günde, yani çok güzel bir rakam kardeşim. Yani diğer baktığımız rakamlara göre güzel. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Mart'ın 18'i ile 24'ü 1482. Mart'ın 11 ile 17'si 1759. 6 günde. Bu da çok iyi kardeşim. Mart'ın 4'ü ile 10'u 1671 dolar. Gerçekten rakamlar inanılmaz güzel duruyor kardeşim. Ama ben ama kardeşimin abi, çalışması evet. Güzel olduğu için güzel. Evet. Çünkü koşturuyorlar. İstikrarlı çalışıyorum. Hiçbir şekilde disiplin. Süre vermiyorum. Disiplin olunca bence her işte öyle değil mi abi zaten? Kesinlikle kardeşim. Ama bazen biliyorsun hani her gelen insan senin benim gibi olmuyor mesela. Evet, koşturmak yani istemiyor. Şöyle söyleyeyim. Kendime bir schedule çizdim. Kendi prensibim meselesi. Yani diyorum ki ben sabah 8'de çıktığımda veya 9'da çıktığımda, akşam 9 olduğunda veya akşam 200, 210, 220'yi görmeden hiçbir şekilde eve gelmeyeceğim diye. Evet, hedefim bunu var kendime, güzel. Hedefimi aynen şey ben yapıyorum. De hedeflerle gidiyorum önce, çok süper. Evet. Bu biraz da biraz şey ya, ben DoorDash'i birazcık kumar olarak görüyorum. Kesinlikle. Çünkü yani sebebini de söyleyeyim. Bir yerde çalışırsın restoranda. Ulan günlük kazancın belli dersin. 200 dolar, 210 dolar. Ama DoorDash öyle değil. Açık kapı. Aynen. Belki bu daha çok, belki daha az. Evet. Bu sistemini sürekli açık tutarsan biliyorsun ki para kazanacaksın. O yüzden hedefimi az çok tutturmaya çalışıyorum. Tabii ki belirli geçici bir süre bunlar. Tabii bunlar hedefin var, süre. Daha ama güzel hedeflerin var. Başlangıç olarak bence çok güzel. İyi bir şey. Burada tabii hedefler var. Amerika'nın kesinlikle önü çok açık abi. Gökyüzü yakın. Sınır yok. Evet. Aynen. Gökyüzü gerçekten çok yakın. Yani büyüsen de göze batmayacak bir yer. Aynen öyle. O yönden çünkü güzel. Ultra derece büyük.
Aynen. Yani Amerika'da, yani biz burada tabiri caizse devre kulak daha. Milyonluk bile olsan aynen, göze batmıyorsun aynen, abi. O yönden güzel. Ultra derecede çok zenginler var. Gittiğimiz yerlerden de görüyoruz. Haliyle yani geçen bir eve gittim. Evi çok merak ettim ve fiyatına bakabileceğim bir site vardı. Oradan baktım. Evi 2019'da 6 milyon almışlar. Düşün yani. Şu an 2024'te de 9 milyon wow. 600 bin dolara satıyorlar satışta. 3,5 milyon kârdırdık yani. Yani ama çok ev rakam. Süper. Malikane diye geçiyor. Ev yani house falan diye de geçmiyor. Evet, malikane diye bayağı geçiyor. Büyük. Burada Şakil Onayıl'ın da var. Denk geldiniz mi bilmiyorum denk da. Denk gelmedim ama çok büyük güzel bir yere gittim. Onu da söylemek evet. istiyorum. Hangi bölge? Sanırım Woonsocket olabilir ya. Evet. Tam bilmiyorum ama çok tepeye bir yere çıktım. Beni güvenlikler karşıladı. Vay. İçeri kadar aldılar. İçeride 7-8 tane ultra lüks araba. Vay. Sadece o yol şeye gidiyor. O eve gidiyordu. İki defa gittim. Hiçbir şey adamlarla konuşamadım. Gözümün içine baktılar. siparişe baktılar. Gelebilirsin dediler. İçeride teslim güvenlik aldılar. Full. Hadi kesin böyle, ünlü biriydi. Çok ünlü biriydi. İki defa gitmem de. Garanti. Aynen. Güzel başlardı bence. Ne kadar verdi? Tatmin edici miydi? Yani çok kısa gittim diye düşünüyorum. 15 dakika falandı. Yine 28 dolar sırf bahşiş verdim. Çok güzel. Valla helal olsun. Güzel abi. İyiydi. Güzel rakam tabi. Yani burada insanlar da hakiki Amerikalılar insana bakıyorlar. Yani kim olursa olsun. Yani ister Amerikalı olsun, ister Türk olsun, Alman olsun, İspanyol olsun, ne bileyim Arjantinli olsun, Brezilyalı olsun. Yani insan olduğundan sebep karşılığını veriyorlar. İş kesinlikle. Gücünün karşılığını veriyorlar diye eğitim, düşünüyorum. Eğitimliyorsun. Evet. Yani aynen. Karşıdaki diyor ki bende var zaten. Karşındakinde de olsun. Ya ama hizmet hatta ettiğin kez, için evet, veriyor. Aslında hizmete veriyorlar. Bir pizza götürdüm. Dedi ki ben bir pizza yiyorum. Bu da senin pizza yeme hakkın dedi. Tutup bana 20 dolar düşün vermiş. Düşün yani bak, ne güzel. Abi işte karşıdaki de değer biliyor yani. Evet, yani hakkını Amerika veriyor. Her şeyden önce bence çalışınca her türlü parası var. Kaliteye okay. para veriyorlar. Kaliteye para veriyor. Aynen. İş gücü de çok. İnsan her şeyden önce insana da saygı sonsuz bence. Aynen. Hakiki. Teşekkür anında. Ederim kardeşim. Ben çok güzel bilgiler ederim. İçin. Var mı söylemek isteyeceğim bir şey memlekete falan? Yani memlekete inşallah memleketimiz iyi olur yani. İnşallah. İyi. Çok çok kat daha büyüğü oluruz. Umarım bir Amerika kadar olamayacağımıza inanıyorum ama en azından yetişmeye çalışıyorum. Daha güzel şekilde, daha güzel sistem evet. bir şekilde olur evet. diye düşünüyoruz diyelim. Herkes patronlar, işçilerin hakkını da verir umarım. Yani işte inşallah. Ben de her zaman öyle diyorum umarım, ama verirler. Türk patronları umarım maalesef verirler. Zoruz abi. Aynen öyle. Diyeceğim bu kadar. Aynen. Teşekkür ederim ben kardeşim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.